XRP 3 haneli rakamlara ne zaman ulaşabilir? İşte olası tahminler diyor. Buraya bir göz atacağız ve genel hatlarıyla buradaki duruma bir bakmaya çalışacağız. Nitekim gördüğünüz gibi 10 bin dolar fiyatına kadar bile fiyat tahminlerini burada gözlemleyebiliyorsunuz. Evet, 10 bin dolar gibi fiyatlar değil mi? Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Ben bunu baştan söyleyeyim. Yani önemli hatırlatmalar bunlar. Çok kısa vaktinizi ayırın ve bu videoya bir beğeni bırakın lütfen. Şimdiden çok teşekkür ederim. Beğeni bırakmayı unutmayalım. İhmal etmeyelim. Beğeni bırakalım. Abone değilseniz abone de olmanızı tabii ki rica etmekteyim. XRP Coin sonradan açılan, sert açılan, çok agresif bir şekilde yükselen kripto paralardan bir tanesi. Bu konuda hiç değilse yani bu konuyla alakalı şeye çok benziyor. Nedir o? İşte Shiba, Doge tarzındaki meme coinlere çok benziyor. Ne alaka diyeceksiniz? Yani tabi birebir oranında hani direkt olarak bu tarz varlıklarla ilişkisi bulunmasa da tabii ki de hareket bakımından, hareket anlamında benzerlikler olabilir. Nitekim var zaten. XRP çok sağlam, gerçekten güçlü bir altcoin'dir, güçlü bir kripto para birimidir diyebiliriz. Mesela en son Shiba Inu ekibinin bir üyesi biliyorsunuz ki kendisinin adı Lushi. Shiba'nın Bon ve Leş gibi varlıkların daha çok ilk etapta boğada paranın BTC'ye aktığı, ardından bazı diğer popüler altcoin'lere aktığı, en son bunlara akacağı ve fakat boğada Shiba'nın yine en ilerden biri olacağını söylemişti. Bu yorum XRP için de aynı şekilde kesinlikle geçerli bir yorumdur. Ben bunu hatırlatayım. XRP tabii büyük altcoin'lerden biri olsa da piyasada acemi traderları bekleyen varlıklardan bir tanesi olmaktadır. Kısa vadeli korelasyonu düşüktür. Sonradan açılır, sert açılır. Ben baştan söyleyeyim. Şu anda XRP diğer altcoin'lere göre çok yavaş dursa bile emin olun bundan sadece işte aylar sonra başlayacak 2025'te çok daha büyük bir hype'a yakalar. Bütün piyasa işte Aralık ayında XRP coin'in fiyatı Simpsonlar 600 dolar olacak dedi. 589 dolar olacak dedi. Yok işte 10 bin dolar olacak dedi diye Twitter başlar çalkalanmaya. Bunu biliyoruz yani nasıl olacağını. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Hani şu anki yükselişlerini yapamamış olması anormal bir durum değildir demeye çalışıyorum. Bu arada Simpsonlar meselesi de XRP'deki en büyük spekülasyonlardan bir tanesidir. Yakın zamanda Simpsonlar gerçekten de bir takım şeyi de son bölümünde kriptoya değindi. BTC tarafında kış sezonunun artık bittiği, kripto paraların yükseleceğine dair dönen bir ibre aynı şekilde ApeCoin ve NFT'lere hatırlarsanız değinmişti. Bunu da söylemek lazım. Tabi burada uzun uzun şey yapmıyoruz. Konuştuk daha önce. Ama dediğim gibi XRP ile alakalı bu sezon çok da fazla katalizör var. Bunu da daha önce ifade etmiştik. Bu 2025'te gelmesi çok yüksek ihtimal olan BlackRock'un yine ETF başvurusu, Ripple'ın halka arzı gibi çeşitli enstrümanlar. Tabii geçmişten bu yana yine farklı olan olayların başında da o geliyor ki hepinizin aklına gelecektir muhtemelen. Hani şey konusunda bir Ripple'ın halka arzı var aynı şekilde. SEC davası tabii devam ediyor. Daha doğrusu SEC davasının önemli bir kısmı bitti. Ve bittiği noktada artık Coinbase alayı biliyorsunuz ki toplu şekilde XRP listeledi. Dolayısıyla geçmişe göre XRP çok daha güçlü. Yaşanan zorluklarla mücadele ediyor bu durum topluluk içinde korku ve belirsizse ya onu geç bırak şimdi. Yapacak bir şey yok ya herkes piyasada bakın. Herkes aynı anda kazanamaz. Öyle bir şey olsa zaten piyasa böyle bir yer olmazdı. Yapacak bir şey yok. Milletin
Ya bunu bu şekilde söylemek istemezdim ama milletin çıkması lazım zaten. Ocak ayının %18'in üzerinde ama siz çıkanlardan yani her yerden de çıkılmaz tabii ki. Önceki rallilerden yeterince faydalanmaması XRP'in mevcut konumu düşüş eğiliminde görünüyor. Düşüş eğilimi demeyelim ama diğer altcoin'ler kadar yüksek katlama potansiyeli halinde değil. Ancak diyor, şüphecilik ortamında bile bazı analistler iddialı fiyat hedefleri ve zaman çizelgeleri belirleyerek diyor yükseliş duruşlarını koruyor. Mevcut teknik manzarayı tablosu çiziyor. Evet. Yok, dediğim gibi bakın buna öyle söyle yani ayı tablosu çok doğru bir şey olmadı. Burada ayı tablosu söylemi. XRP şu an daha önce de ifade ettik mesela. Sen solla kıyaslarsan olmaz. Ya yani şu an için. Sen solla kıyaslarsan olmaz. Çünkü sol şu anda fiyatlar artarken muhakkak XRP'ye göre çok daha iyi bir performans sergiler. Fakat 1 Mayıs'la birlikte, 1 Mayıs tarihi önemli, 1 Mayıs'la birlikte ki tekrar söylüyorum 1 Mayıs hem sezon genelinde altcoin'ler için, altcoin'lerin geneli için aynı zamanda XRP, Shiba, Doge gibi kripto paralar için ben çok ciddi bir dönüm noktası olacağını düşünüyorum. Bu tarihten itibaren artık gitgide potansiyellerini yansıtabilme bakımından AVAX Sol gibi varlıklardan İbre, XRP, Shiba, Doge gibi varlıklara dönecek. Onlar da pozitiflik gösterir. Ama aradaki fark da bunlar ağır basar. Şu anda olduğunun tersine. 2024'ün sonunda ve sonrasında XRP Change'lı öngörülen maksimum 80 centle bu yıl 1 doları geçmesini bekleniyor. Bunu değerlendirmem bile yani anlamsız. 1 doları geçeceğini düşünüyorum bu yıl. 2031'de 10 dolar, 10 dolar ne diyor? Kısa bir süre önce üst düzey bir analist 27 üst düzey analist dediği Egrak 27 doları bekleyen bu sezon için böyle şeyler de var. Ben idealize etmem, imkansız değildir, mümkündür. 3 haneli bölgeden bahsediyor. XRP'nin CBDC'ler için köprü para birimi haline gelebilmesi durumunda 10 bin dolara ulaşabileceğini öngörmüş diyor. Yani 10 bin dolar fiyatına bir gün ulaşır mı bilmiyorum. Yakın zamanda ulaşmayacağı kesin yani 10 bin dolar gibi bir fiyata çok yüksek. Nitekim şu anki fiyatının 20 bin katına tekabül ediyor. CBDC'ler konusunda zaten bir köprü görevi görüyor. Bu bakımdan da herhangi bir sıkıntı yok. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.